Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nin Ağustos ayı haber bültenine hoş geldiniz. Evet Demet, neler var? Evet sevgili ikizler, gergin bir Temmuz ayından sonra Ağustos ayına giriş yapıyoruz. Ağustos'un ilk birkaç günü yine Mars-Uranüs karesi, Güneş-Satürn karesi gökyüzünde gergin etkiler veriyor. Ama tabii, yeni ayla beraber enerjiler yenilenecek, tazelenecek artık. 6 Ağustos'ta 14 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay İkizler Burcu'nun 3. ev konudan hareketlendirecek. Belki bir sürpriz seyahat, tatil imkanı oluşabilir. Uranüs açısı sürpriz seyahat, sürpriz komşularla ilgili haberler, sürpriz bir teknolojik cihazın arınması, sürpriz bir otomobil arınması, 3. ev pozisyonlara. Evet. Güzel, keyifli ve neşeli bir aya hoş geldiniz sevgili ikizler. Burada güzel bir yeni ayımız var. Yeni ay arkasındaki gezegenlerin pozisyonu da bence çok iyi. Evet, yeni ay sırasında yine Güneş Uranüs arasındaki üçgen açı da aslında güzel, sürpriz. Ani ve sürpriz olaylara sebebiyet veriyor. Yani kısa seyahatler, üçüncü ev, eğitimle ilgili güzel haberler. Konular, misafirler olabilir. Medya ve yayıncılıkla uğraşanlar için işte kitap çıkartma, medyaya çıkma, radyo, televizyonla ilgili konuların çok ön plana çıkması, teknoloji, bilgisayar almak, bilgisayar ve teknoloji cihazlarıyla ilgili yapıların ön plana çıkması, iletişim ve haberleşme. Hı hı. Haber çok fazlasıyla gelecek. Çevremizden çok fazlasıyla haber alacağız. Zaten Ağustos ayı İkizler Burcu için haberleşme, seyahat ve fazlasıyla çevreden haber toplayacağımız bir toplayıcı ay olarak görünüyor. Evet Demet, neler var başka tek tek baktığımızda? Jüpiter Yengeç Burcu'na geçmişti zaten geçtiğimiz ayda. İkinci evinde ikizlerin ve Plüton'la bir karşıt açısı var yeni ay sırasında. Belki maddi konularda, ortaklıklarda, gelir gider dengesinde bazı güç dengeleri orada oluşabilir. Güçlü bir açı çünkü Jüpiter Plüton karşıtlığı. Tabii bu olumlu da olabilir veya borç alacak konularında biraz doğum haritasına bağlı. Evet, bu. Tabii kişisel yani doğum bu haritalarına kişisel bağlı. Doğum haritasına bağlı. Bilinçokulu nöbetçi astrologlar da cevap vermez ama bir profesyonel astroloğa başvururlarsa bilinçokulunda bu tip hizmetler var. Böyle bir arkadaşımız bunu daha iyi yorumlar. Normalde bu olumsuz bir açı gibi görünse de bazı doğum haritalarında çok olumlu da büyük olan bir... Büyük paraya da aslında... Para da kazandırabilir. Tabii ikinci ve sekizinci ev olduğu için büyük miktarda para veya riskli durumlara da neden olabilir. Riskten para da kazanabilir. Riskten para da kaybedebilir. Ama bunun kazanıp kazanmayacağını ancak çok ciddi bir astrolojik yorumla görebilirler. 8 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Aslan Burcu'na geçmesi yine 3. ev konularını hareketlendirecek. Daha fazla yakın çevreyle ilişkiler, kardeşlerle haberleşmeler artabilir. Seyahatler, kısa seyahatler, küçük geziler, eğitimle ilgili faaliyetler. Yönetici gezegeni olduğu için yönetici gezegeni bunları gösteriyor. Yani daha iletişim diyoruz ya, tüm gezegenler bak. Zaten 5'inde onu vurmuş, 8 Ağustos'ta iletişimi arttırmış, 15 Ağustos'ta gene bu iletişimi artıyor, 16 Ağustos'ta Venüs teraziye giriyor. Venüs teraziye geliyor, artık sosyal ilişkiler biraz daha... Aşka, flörte daha keyifli bir noktaya geliyor. 21 Ağustos'ta Dolunay var, bu da 9. ev üzerinden Burcu çalışıyor. Kova Burcu Dolunay'ı 28 derece Kova Burcu'nda. O da 3-9 Kasbi üzerine gene iletişim, yani tam bir iletişim ayı. Seyahat etmek, yeni insanlarla karşılaşmak, kuzenler, yeğenler, mesela bu bir mahkemeyle ilgili bir olay da çıkartabilir 21 Ağustos'tan sonra. Hı hı. Arkasından yine bir Jüpiter Uranüs karesi gelmiş ve 24 Ağustos'tan itibaren de 28 Ağustos'a baktığımızda ki burada bence 26 Ağustos en önemli gün. Tüm açılar, iletişim, haberleşme, analiz, sentez, eğitimle ilgili konuları gündeme getirmiş. Evet. Yani bu 21 Ağustos sonrasındaki 14 günde aynısını temsil ediyor. 6 Ağustos sonrası da. Ben iletişimin, haberleşmenin, medyanın çok yoğun olduğu, yakın çevreyle, akrabalarla iletişimin de bu ay yoğun olduğunu görebiliyoruz. Evet, çok güzel bir yeni aya giriyorlar. Evet. Ben mutluluklar diliyorum. Yalnızca bu tabii ki bu aylık yorumu günlük yorumlarla ve haftalık bilinçokuru yorumlarıyla süslerseniz o bir ay içinde başınıza gelebilecek pek çok olayı ve kavramı da çok daha iyi görebilirsiniz. Mesela bazı ikizler gerçek aşkımı ne zaman bulacağım diyor. İşte Jüpiter geçmiş ikizler burcun üzerinden. Geçen yıl
bir kısım ikizler burçları için bunlar denmişti ama doğum haritasında belki bir sağır bölge vardı. Hı-hı. Burada bir sıkıntı vardı. Ne zaman yaşayacağım diye ama Juno'sunu bilmiyor. Evet. O zaman tabii. Bizim bilinçokulu nöbetçi astrologlara Juno'nun yerini sorduğu zaman Jüpiter belki Juno'su yengeç burcunda. Hı-hı. Ve belki Juno hızla yengeç Hı-hı. burcuna doğru gidiyor. Belki ruh eşiyle tanışacak. Hı-hı. Belki seni çok mutlu günler bekliyor. Kendine iyi bak. Hoşçakalın. Sevgiler.